Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aslında uzun zamandır söylemeyi beklediğim bir haberle karşınızdayım. Ve videom da biraz da bunun üzerine olacak. Çok benim kanalımda izlemeye alışkın olduğunuz tarzda bir video olmayacak büyük ihtimalle. Şöyle ki bugün Kasım tatilinin son günündeyiz, pazar günü. Ve ben şu anda okula gitmek için valizimi hazırlıyorum. Çünkü ben yatılı öğrenci oldum. Galatasaray Lisesi'nde okuduğumu zaten kanalı takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Ama normalde gündüzlü bir öğrenciydim ve şu anda bir takım özel sebeplerden dolayı yatılı bir öğrenci oluyorum ve bu tabii ki hayatımda çok büyük bir değişiklik. Aslında yeni olmuyorum. Kasım tatilinden önceki 2 haftada okulda yatılı olarak kalmıştım. Ama işte o zamanlar tam sınav haftasıydı, böyle bir türlü sosyal medyaya vakit ayıramadım derken size bunu tam olarak göstermedim tabii ki. Bu yüzden de şu anda bunu söylemiş oluyorum ve ardından beraber valizimi toplayacağız okula gitmek için. Şöyle dediğim gibi 2 haftadır aslında okulda kaldığım için birçok eşyam zaten çoktan oraya gitti. Ama Kasım tatil dönüşünde yazılı bir öğrenci olarak nasıl valizimi hazırlıyorum size bunu göstermek istiyorum aslında bugün. Ya biraz daha konu hakkında konuşacak olursak gerçekten hayatımda çok büyük bir değişiklik. Çünkü tamamen yaşadığım yer değişiyor ve bu yüzden de hayat düzenim, işte günlük rutinim falan filan her şey değişiyor. Ama ben genel olarak bunun için çok heyecanlıyım ve benim için çok güzel olacağına inanıyorum bu değişikliklerin. Ve gerçekten de belki de daha beni olgunlaştıracak, daha güzel şeylere vesile olacak bir yolculuk olacak aslında. Bunun kendim açımdan ki kısmını bu şekilde açıklayabilirim size. Zaten ileride videolarımda illaki okuldan da daha fazla görürsünüz tabii ki doğal olarak. Büyük ihtimalle bir belki soru cevap tarzında bir şey de çekebilirim bu konu hakkında bir süre vakit geçirdikten sonra. Çünkü Türkiye'nin her yerinden beni izleyen insanlar var ve hedefi Galatasaray Lisesi olup yatakhanenin nasıl olduğunu merak eden çok fazla insan da var. Tabii ki oradan görüntü koyamam çünkü herkesin özel yaşam alanı ama sorularınız olursa cevaplamaktan çok mutlu olurum tabii ki. Diyorum ve lafı çok da uzatmadan valizimi hazırlamaya başlıyorum çünkü okula geç kalmak istemiyorum. Valizimi de aldım. Aslında dediğim gibi çoğu eşyam okulda çünkü temel yaşam için gereken her şeyi 2 haftalığına tabii ki okula götürmüştüm. Şu anda sadece tatil için eve getirdiklerim ve geri gidecekleri beraber toplayacağız aslında. O yüzden çok geniş bir videoda olmayacak bu açıdan. Ama isterseniz hemen başlayalım. Kıyafetlere geçmeden önce biraz dersle ilgili şeylerle başlamak istiyorum. Çünkü kıyafetler biraz daha yorucu olacak benim için ayarlaması. O yüzden önce böyle tabanına bu çantanın içinde bilgisayarım ve tabletim var. Tabii ki tatil için getirmiştim, orada bırakmamıştım. Her zaman ihtiyacım olduğu için onları koyuyorum. Ardından ders için, yani tatilde çok da bir şey yapmadım açıkçası. Tatil için planlarım çok böyle konular bitirmek, daha ilerlemek falandı ama genel olarak tatilim çok dinlenerek geçti. O yüzden getirdiğim bu kitaplar da boşuna getirmiş oldum. Ama şu an bana yük oluyorlar geri giderken. Bunun dışında kendime hedefi koymaya başladım. Her hafta bitirmem gereken kitapları planlayacağım kafamda ve onları yatakhaneye götürüp bitirip o şekilde geri getireceğim. Bu yüzden de bu haftanın 3 kitabı, biri Anton Çehov'un 6. Koğuş kitabı, diğeri Stefan Zweig'dan Bir Zanatla Beklenmedik Karşılaşma ve son olarak da Jules Verne'den Dr. Ox'un Deneyi. Bu 3 kitabı da valizime yerleştiriyorum. Sonrasında tabii ki ya kişisel bakım için gerekli birkaç eşyam vardı. Onları direkt şöyle paketliyorum ki yatakhaneden tuvalete giderken böyle elime bir sürü şişe falan da olmasın. Hepsini bunun içine götürüp geri getiriyorum dolabıma. İçinde nemlendirici var. Şöyle bir yüz yıkama jelim var. Bunun dışında ne varmış? Lens suyum var. Bu arada hala lens kullanıyorum. Çoğu insan bir önceki videomda gözlük taktığım için şaşırmış ama lens kullanıyorum normalde. Sadece o videoda gözlük takıyordum. Bir de son olarak da rolonum var. Ya bunlar zaten çok da göstermeme gerek olmayan hepinizin günlük hayatta kişisel bakımınız için, öz bakımınız için kullandığınız şeyler. Bunları böyle ben direkt bir torbada götürüyorum ki benim için çok daha rahat olsun. Tabii ya şeyim falan okulda duruyor. Diş macunum, diş fırçam okulda duruyor. Dediğim gibi çoğu eşyam hatta okulda ama bir kısmı da burada kaldı. Diyorum ve sırada kıyafetlere geçmeden önce termosumu da yanıma alıyorum. Çünkü yatakhanede bir şey içmek, bir şey böyle kendime yapmak istediğim zamanlarda sıcak suyu kupaya koymak yerine termosa koymak daha mantıklı oluyor bir yere dökülmemesi adına. O yüzden herhalde şu son 2 haftada hiç kullanmadığım kadar termos kullanmaya başladım. Sürekli elimde termosla geziyordum. Kıyafetlerden önce yine son olarak bütün elektronik aletlerimin şarjlarını koyuyorum ki orada insanlardan şarj aleti dilenmek zorunda kalmayayım. Ve bu şekilde böyle ıvır zıvır kısmını bitirmiş oluyoruz. Sırada kıyafetler var. Kıyafetler bilmiyorum çok karma karışık oluyor çünkü bir kısmı burada bir kısmı orada. O yüzden ne götüreceğim ne götürmeyeceğim çok böyle arada kalıyorum, çok kararsız kalıyorum. Ama bir şeyler hazırladım, ayarladım. Şimdi size onları göstereceğim. En kolay böyle en temel parçalar olarak bir tane mavi kot, bir tane siyah tayt, düz tayt ve bir tane de siyah kot götürüyorum. Bu üçünün dışında orada da böyle daha bol pantolonlarım kalmıştı tatil öncesinden. Onlar da olduğu için şimdilik bunlar beni götürür gibi gözüküyor. Ama işte şey oluyor böyle, normalde bütün kıyafetleriniz elinizin altında olduğu için hani giymeseniz bile onu giyme ihtimali sizi güvende hissettiriyor. Ama böyle az parça götürdüğünüzde giymeyecek olsanız bile hani o yanınızda olmayan bir kıyafeti giymek istiyorsunuz ve bu yüzden üzülüyorsunuz. Bundan muzdarip olduğum için daha fazla kıyafet götürmeye çalışıyorum şu an. Üstüme sweatshirt ve kazak olarak şöyle yeni aldığım bir tane kazağım vardı. Bu tatilde aldım. Benim çok hoşuma gitti. Bunu götürüyorum. Okulun sweatshirtlerinden düz siyah olanını götürüyorum. Arkasında çok küçük bir Galatasaray amblemi var. Bu çok hoşuma gidiyor. Kumaşı yumuşacık olduğu için. Onun dışında iki tane böyle yumuşak tişört götürüyorum. Çünkü akşamları yatak haline beklediğimden çok daha sıcak oluyor. Bu yüzden böyle hani pijamanın üzerine, ya pijama üstüne giydiğimde çok terliyorum. Genelde yatana kadar tişörtle duruyorum. Sonrasında gece üşümemek için sweatshirt'e veya pijama üstüne geçiyorum. Onun dışında şöyle mavi, göstereyim hatta. Mavi çok sevdiğim bir kazan var. Hatta bu Sevim'in doğum günü hediyesiydi geçen sene. Onu götürüyorum. Altıma bir tane de gri eşofman koymuşum. Bu yani rahat bir şeyler orada yatakhanede giymek için mantıklı olmuş. Bir de son olarak böyle su yeşili bir kazan vardı geçen sene aldığım. Bunu çok giymemiştim ama çok da güzel bence. O yüzden daha fazla giymek için yatakhaneye bununla götürüyorum. Böylece yaklaşık 4 tane alt parça, 5 veya 6 tane de üstüme sweatshirt ve kazak götürmüş oluyorum. Ki bence yeter. Hani çok da abartmaya gerek yok. Oradaki dolabımız da çok büyük değil. Hani çok sıkışık olsun istemiyorum. Daha ferah ferah yaşamak istiyorum orada. O yüzden benim bu kadar oluyor valizim. Hemen valizimi kapatmadan 3 tane de şöyle plastik şişede soda aldım geldim. Ya yatakhanede geç saatlere kadar kaldığınızda canınız bir şey yemek, bir şey içmek istediğinde kantine inemiyorsunuz doğal olarak. Hani okulun sadece yatakhane kısmını kullanabildiğiniz için o saatlerde. O yüzden dolabımda böyle çok abartmadan küçük işte abur cuburlar, içecekler falan tutmaya çalışıyorum ki hani canım çok isterse içebileyim. O yüzden 3 tane de sodamı böyle buraya koydum. Diyorum ve bundan sonra da sanırım valizimi kapatıyorum. Tabii ki hani daha ıvır zıvır şeyler gelebilir. Ki gelecektir de. Bir tane de sırt çantası alacağım. Onda da günlük eşyalarım olacak büyük ihtimalle normal okula gider gibi. Ama Kasım tatilinden dönerken yani en azından çok dolu olmadı. Ona çok seviniyorum. Çok ağır olsaydı bunu taşımak çok zor olacaktı. Böyle bir şekilde okula dönüyorum. Güzel olacak. Yeni bir döneme başlarken daha böyle farklı bir şekilde başlamak benim çok hoşuma gidiyor aslında. Evet, bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Aslında amacım size valizimi nasıl topladığımı göstermekten çok bu benim için hani büyük olan haberi vermekti, yatılı olduğumu söylemekti. Ama bir yandan da işte kuru kuruya olmasın diye beraber valizimi toplamış olduk. Bence çok güzel oldu. Eğer farklı sorularınız varsa, ki olacaktır büyük ihtimalle, merak ettiğinizi düşünüyorum bu konuyu. Yorumlarda belirtirseniz veya belki de Instagram'da bir soru çıkartması açarım. Orada belirtirsiniz. Ve bir soru cevap videosu da yapabilirim bu konu hakkında. O yüzden hani bu tarz içerikler için beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Ve umarım sizin de hayatınızda güzel değişiklikler vardır diyerek size hoşça kalın diyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Abone olabilirsiniz ve tabii ki beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.